Yatırımcı Yatırım beklenti raporunu sunar. Efendim, beklenti raporundan herkese iyi sabahlar dilerim. Öncelikli olarak dün ABD seçimlerini takip etmiştik. Bugün itibariyle ise yine sonuçlanamayan iki liderin arasındaki yarış mahkemeye doğru mu evrilecek? Bundan sonra bizi neler bekliyor? Önce bunun analizini yapalım, ardından piyasalara olan etkilerini yine değerli konuklarımla değerlendirmeye devam ediyor olacağım. Şimdi ilk konuğum Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süha Atatürk hocamız olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Günaydınlar. Zorlu bir yarış. Baktığımız süreç içerisinde aslında Biden önde ve Biden bu işi bitirmiş gibi görünüyor kesin olmamakla birlikte. Fakat bir taraftan da Trump ve ekibi bu işi uzatacak ve anayasa mahkemesine doğru götüreceğiz şeklinde yine söylemleri var. Öncelikli olarak süreci nasıl değerlendirirsiniz? Bundan sonra nasıl olacak? Cuma'ya kadar bu iş sonuçlanır mı? Yoksa mahkeme yolu görünüyor mu? Tabii her şeyin başında şunu söylemek gerekir ki 4 yıldan bu yana gerçekten ilginç, Amerikan tarihinde de pek rastlanmayan, örneği olmayan bir başkanın 4 yıllık sürecini yaşadık. Ve bu bugün de onun artık son günleri anlamında taşıyor benim için. Tabii çok ilginç bir başkan, büyük başarıları olan, iş adamı, zengin bir insan. Fakat bu başarısının başkan olarak gösterilmesinde biraz sıkıntısı oldu. Yani değişik tavırları, değişik söylemleri, hatta jestleri ve mimikleriyle aslında karşı tarafa iki yönlü işaret verdi. Bir tanesi kendi kitlesini daha çok kontrol etmesi, bu şekilde gözüktü davranışlar ve söylemler. İkinci kez taraf ise kendisinden olmayan, taraftarı olmayan seçmenler için ise tam bir antipati, bir sevimsizlik, hatta bir nefret duygusu yarattı. Dolayısıyla bu 4 yıllık sürede aslında bir ikiye ayrılmış veyahut da ülkeyi, halkları ikiye bölmüş bir başkan profili çizdi. Bu çok kötü bir durum tabii. Şimdi tabii ben analizlerimi nasıl yaptım onu sizlere kısaca açıklayayım. Ben analizimi yaparken iki durumdan yola çıktım. Bir tanesi başkan olarak Biden'ın bu seçimi kazanacağıydı. Hatta önemli ölçüde farklı kazanacağı varsayımına dayandırdım ve bu bir kenarda durdu. Bu çok yüksek olasılıklı bir sonuçtu. İkincisi ise bir mucize senaryosuydu. O da Başkan Trump'ın bir mucize yaratarak bu seçimi kazanması esasına dayanıyordu. Tabii şu anda aslında bu ikinci versiyonu konuşuyoruz. Hala net olarak belli değil seçimler, sonuçları belli değil. 3 eyalet var, Georgia, North Carolina, Pennsylvania. Evet, sürekli gelen oylarla Başkan Biden daha ön plana çıkmaya başladı. 670 bin oy farkından şu anda Pennsylvania'da 150 bin, 140 bine kadar indi. Dolayısıyla hala bu mucizenin gerçekleşmesiyle ilgili mücadelesi Trump'ın sürüyor. Tabii benim de gönlümden artık Trump'ın başkan olmaması ve zaten %99.9 öngördüğüm Biden'ın kazanması isteğimdir, dileğimdir. Bu bizim için de, dünya için de daha uygun bir başkan olacaktır veya çözüm olacaktır. Benim bu bakımdan, iki bakımdan düşünürüm Biden'ın seçimini veya başkanların durumunu. Benim ülkeme ne gibi etkisi olur, dünyaya ne gibi etkisi olur. Dolayısıyla bu açıdan baktığımda da Biden'ın kazanmasının bizler için ve dünya için daha en azından yararlı olacağı öngörümle şu anda konuşuyorum.
Evet hocam, şimdi çok kısa tekrardan bir rica edersem eğer, Biden'ın Türkiye adına ve dünya adına iyi olabileceği. Şimdi biz piyasalar özellikle ve yani gelişmekte olan ülke kurlarına baktığımız zaman değer kaybı bu ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ile birlikte gerilimin tırmanmasıyla daha da artmıştı. Şimdi bundan sonraki süreçte şunu merak ediyorum. Yani Biden geldi, mahkemeye evrildi süreç ve başkan artık Biden oldu. Bundan sonraki süreçte ABD-Çin arasındaki bu ticaret savaşına biz ara verip bundan sonra münazarayla mı devam ettirecek bir ticaret görüşmeleri başlar? Tabii şu anda aslında yalnız Amerika ve dünyada pek çok ülke yıpranmış durumda. Ekonomik olarak büyük sıkıntılar içinde. Halklar bunun sıkıntısını çekiyor. Yönetimler yönetimlerini yapmakta zorlanıyorlar. Şu anda Biden'ın başa geçtikten sonra Çin'le bir anda, ilk anda Trump'ın tavırlarını devam ettirmesini hiç düşünmüyorum. Böyle yapmayacaktır. Bir kere öncelikle kendi ülkesi içindeki bu devinimi, bu negatif devinimi dengeye oturtmak için çabalayacaktır. Bunun işaretlerini görüyoruz. Dolayısıyla ilk anda kendi ülkesi içindeki davranışlarında onu olumlu olarak göreceğiz. Bundan sonra dış dünyaya açılacak. Yavaş yavaş Trump tarafından oluşturulmuş bu negatif impactleri pozitife döndürmek için daha ılımlı, daha dengeli bir ilişki kuracaktır bütün devletlerle. Ben Çin'le de dikkatli davranacağını düşünüyorum. Amerikan iş adamlarının da Trump'la birlikte oluşan bu bazı negatif durumların onlar tarafından da iyi değerlendirileceğini, Çin ve Amerika arasındaki bu ticari ilişkilerini onların da yeniden değerlendirerek bir yeni konumlanma yapacaklarını düşünüyorum. Kavga olmayacağını düşünüyorum. Çin'i tabii ki ilerleyen yıllarda Biden ve ekibi en azından insan hakları yönüyle yıpratmaya çalışacak ve ekonomiyi yıpratıcı bir şekilde değil ama gene Amerikan çıkarlarını ön plana çıkarıp daha dengeli bir ekonomik tavır takınacağını düşünüyorum. Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduğunuz değerli görüşler için diyelim. Efendim Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süha Atatürk ile beraber yine ABD başkanlık seçimini değerlendirdik ve değerlendiriyor da olacağız. Bundan sonraki piyasa yansımalarında diğer değerli konuklarımla konuşmaya devam ediyor olacağım. Evet efendim, bu kez rakamlar üzerine gidelim, fiyatlamalara bakalım. Fiyatlamalarda özellikle BIST 100 endeksi dün değerlemeyle kapatmıştı. 1167 seviyesinden yine günü kapattı. Bugünkü açılış beklentisinde yine Neslihan Köroğlu'ndan almaya devam ediyor olacağız. Dolar TL'ye baktığımız zaman Dolar TL'de dün gün içerisinde oynaklık oldukça yüksek olduğunu hatırlatmış olalım. Dün gelişmekte olan ülke kurlarında bir değerleme söz konusuyken TL bazında da baktığımız zaman aslında çok da fazla bu yani buradaki oynaklığın olduğunu, yüksek olduğunu da söylemek mümkün olabilir. Bir anda 7-8.41 seviyelerine inen Dolar TL'de yükselişler an ve an yine devam etmişti. An itibariyle baktığım zaman 0.48'lik değerlemeyle 8.47 seviyesinden işlem görüyor. Euro TL'ye baktığımız zaman an itibariyle 9.94 seviyesinden işlem görürken sepet kurda da yükseliş devam ediyor. 9.20 seviyesinden yine sepet kurda işlem devam ediyor diyebiliriz. Gram altına baktığımız zaman da gram altında yükselişler ve yeni zirveleri test etmeye devam ediyor. 519 lira seviyesinden işlem gördüğünü hatırlatmış olalım. Endekslere bakalım. Bu kez endeksler bize ne ifade ediyor? Dün özellikle ABD başkanlık seçimi sonrasında gelsin endekslerimiz. Başkanlık seçimi sonrasında bu süreçteki yani aslında tablonun yeşile dönmesi bir tarafta teknoloji hisseleri üzerindeki alım fırsatları
Bunu da teknoloji üzerindeki alım fırsatlarıyla beraber de yine değerlendirebiliriz. Şimdi bununla birlikte Biden'ın önde olmasıyla birlikte, özellikle seçimi önde götürmesiyle birlikte yine piyasalar üzerinde birazcık daha önden fiyatlama daha öncesinde yapılmış gibi duruyor. Bundan sonraki süreçte mahkemeye doğru evrilen bir süreç endeksleri nasıl etkileyecek, bunu da yine diğer konuklarımla konuşuyor olacağım. An itibariyle Asya borsalarındaki açılışa baktığımız zaman Çin Şangay Endeksinde %1'in üzerinde primle açıldı. 3311 seviyesinden işlem görürken Japon Yen 2 Endeksinde yine %1,5'un üzerinde artıyla 24.094 seviyesinden işlem görüyor. Hong Kong Endeksine bakıyoruz. Burada da yine %2.66'lık primle 25.548 seviyesinden işlem görürken Güney Kore Kospi'de artılar %2'nin üzerinde ve dolayısıyla 2406 seviyesinden işlem görürken Hindistan tarafında da yine %1,5'a yakın primle 41.185 seviyesine işlem gördüğünü hatırlatmış olalım. Çin tarafında özellikle %1'in üzerindeki artı yine Biden'ın başkanlık seçimi ve buradaki aslında ticaret geriliminin birazcık daha yumuşayacağı, Trump'a nazaran biraz daha münazara yoluna da evrilecek bir ilişkinin beklentisi ve bu beklentiyle birlikte piyasalarda yeşil bir etki yarattı gibi duruyor. Avrupa borsalarına bakacak olursak, Avrupa borsalarında ise Eurostoxx endeksi 3152 puandan işlem görürken Almanya DAX endeksinde 12.325, Fransa CAC'da ise yine 4.901, İngiltere FTSE endeksinde 5.860, İspanya'da ise 6.783 puan yine görülmektedir. Bu kez Avrupa borsalarından sonra ABD kapanışlarına bakalım. ABD'de işlem nedir? Dow Jones endeksinde 0.71'lik primle 27.959'dan puan işlem görürken S&P 500 ve Nasdaq endeksinde ise burada yine özellikle teknolojinin içinde bulunduğu Nasdaq endeksindeki negatif geri çekilmeler bir nevi aslında Biden'ın teknoloji hisselerine, teknoloji şirketlerine getireceği ek vergiyle beraber de geri çekildiğini de yine burada hatırlatmış olalım. Çünkü Biden'ın şu anda politikalarını önünde duran politikalardan bir tanesi de teknoloji şirketlerine 2017'de indirilmiş vergilerin tekrardan arttırılması yönündeki beklentisi teknoloji hisselerini bir taraftan da aslında yine satışa getirdi diyebiliriz. Nasdaq endeksinde söyledikten sonra tahvil faizlerine bakalım. ABD 2 yıllığında 0.14'ten fiyatlanırken ABD 10 yıllığında ise 0.73'ten, burada da %4'ün üzerinde, %4.5'a varan yön baskıyla aşağı yönde ve ABD 30 yıllığına bakıyoruz. Burada da %2.58'lik yine baskı söz konusu, 1.51 puandan işlem gördüğünü hatırlatmış olalım. Buradaki belirsizliğin aslında tahvil faizleri tarafına 10 yıllık ve 30 yıllığa da yansıdığını söyleyebiliriz. Bundan sonraki evrilecek süreç mahkemeye doğru giden bir süreç ve seçim henüz hala bitmedi. Seçim sonuçları net olarak açıklanmadı fakat biraz daha Biden'ın önde götüreceği bu yarışı resmin sonucunda böyle görünüyor mu? Bundan sonra Trump ve ekibi mahkemeye taşıyacak. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl evrilecek? Evet, altın ons fiyatlaması ise Biden'ın özellikle buradaki ağırlığıyla beraber 1900 doların üzerinde yine koruyuculuğunu devam ettiriyor ve yatay bantla da ilerlediğini söyleyebiliriz. Buradaki gelecek teşvik paketleri haberini bekleyen altın ons fiyatlamasında an itibariyle 1909 dolar seviyesinden işlem görürken Brent petrolde de 40.67 dolar, ham petrolde ise burada 38.46 dolar seviyesinden işlem gördüğünü hatırlatmış olalım.
Evet efendim, beklenti raporunun ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir Joe Biden'ın bakalım bundan sonraki süreçte yapacaklarına dair bir haberimiz var. Gidelim, sonrasını yorumluyor olacağız. Dünyanın en büyük halka arzı olacaktı, donduruldu. Çinli yetkililerden uyarı haberiyle güne başlayan ANT Grup'ta halka arz sürecinde kritik gelişmeler yaşandı. Çinli finans teknoloji şirketi ANT Grup'un Şangay ve Hong Kong halka arzlarının dondurulduğu açıklandı. Şirket kararla ilgili detayların daha sonra duyurulacağını belirtti. Amerika'da başkan adayı Joe Biden kimdir sorusu oldukça merak ediliyor. Hello Delaware. 2009 ile 2017 yılları arasında 47. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Joe Biden, seçilirse Amerika tarihinin en yaşlı başkanı olacak. Asıl adı Joseph Robinette Biden, İrlanda kökenli Katolik bir aileden geliyor. Biden, 20 Kasım 1942'de Pensilvanya'da dünyaya geldi. Hukuk eğitimi aldı. Çok erken yaşta siyasete atıldı. 3 çocuk babası olan Biden, aynı zamanda Amerikan tarihinin 6. en genç senatörü oldu. Joe Biden'ın yaptığı birçok açıklama Amerikalıların dikkatini çekti. Orta sınıf Joe olarak anılan başkan adayı, "Bir demokrat olarak gururla yarışıyorum. Ancak Amerikan başkanı olarak yöneteceğim. Mavi eyaletler, kırmızı eyaletler yok. Amerika Birleşik Devletleri var." ifadeleriyle çok konuşuldu. Thank you very much. 59. başkan adayı bulunduğu vaatlerle de adından oldukça söz ettirdi. Koronavirüs salgınıyla bedeli ne olursa olsun mücadele edileceğini, 2015 Paris İklim Anlaşması'na geri dönüleceğini, Yemen'deki savaşta Suudilere desteğin kesileceği ve ayrıca büyük şirketlerle geliri $400,000 üzerinde olan zenginlere vergi zammını, elde edilecek gelirden de bütçe açığının kapatılacağını sözlerine ekledi. Evet efendim, bu seçimin galibi kim? Biden mı, Trump mı? Mahkemeye evrilen süreç. Şu an baktığımız sonuçlar içerisinde Biden önde, Trump arayı kapatamayacak gibi duruyor. Ama mahkeme neyi karar verecek? Trump ve ekibi bırakacak mı bu yarışı? İzleyelim. ABD'de başkanlık seçimleri heyecanlı anlara sahne oluyor. Son olarak adaylar açısından kritik önem taşıyan Texas eyaletini Donald Trump kazandı. Biden ise Arizona eyaletini kazandı. ABD Başkanı Trump ve Demokratların adayı Biden arasındaki çekişme 3 eyalete kadar düşmüş durumda. Ülkeyi 4 yıl yönetecek başkan, Wisconsin, Pennsylvania ve Michigan'daki sonuçlara göre belli olacak. Maybe Michigan, let's take a vote. Would anybody like them? Sandıkların kapanmasının ardından kameralar karşısına ilk geçen isim Demokratların adayı Joe Biden oldu. Biden, "Kimin kazandığı sadece ABD halkı söyleyebilir. İyimserim." ifadelerini kullandı. Oy sayısında önde olan Biden, "Sonuçları almamız yarın sabahı bulabilir." dedi. Trump ise Biden açıklama yaptığı dakikalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD saatiyle akşam saatlerinde kameralar karşısına geçeceğini duyurdu. Trump'ın paylaşımdaki büyük zafer, big win ifadesi dikkat çekerken seçimin çalınmasına izin vermeyiz mesajını paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçları henüz netleşmeden zafer ilan etti. Trump seçimlerinde hile yapıldığını öne sürerek yüksek mahkemeye gideceklerini söyledi. Trump konuşmasında, "Amerikan halkına destekleri için teşekkür ediyorum. Milyonlarca seçmen bizim için oy kullandı. Maalesef bu kalabalık seçmen grubuna ufak bir müdahale etmeye çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Biz büyük bir kutlama için hazırlanıyorduk ama bir anda her şey durdu. Bu gece aldığımız sonuçlar muazzam. İnanılmaz bir oy aldık. Bu ülkenin vatandaşı rekor sayıda sandığa gitti. Hiç beklemediğimiz eyaletleri kazandık. Mesela Florida ve Ohio'yu kazandık. Texas'ı kazandık." ifadelerini kullandı. Evet efendim, başkanlık seçimi dedik. Sonuçları beklerken bu süreç içerisinde yurt içi ve yurt dışı veri takibi ve bununla birlikte borsa açılış beklentisini almak üzere Forex Haber Editörü Neslihan Köroğlu'na gidiyoruz. Neslihan, selamlar, hoş geldin. Merhabalar. Öncelikli olarak dün itibariyle baktığımız zaman BIST 100 endeksi %1.47'lik primle kapattı. 1167 puandan kapattı. Bugün açılış beklentiniz nedir, onu almak isterim. Ardından ise takip edeceğimiz yine yurt içi ve yurt dışı verilerini bize söyleyebilir misin? Evet, borsanın güne yükselişle başlaması bekleniyor.
Analistlerin endeksin açılış tahmini medyanda +4.17, ortalamada ise +4.95 olarak gerçekleşti. Ankete baktığımızda katılım sağlayan 25 analistin tamamının pozitif açılış tahmininde bulunduğunu görüyoruz. Forex Haber Merkezi olarak düzenlediğimiz ankete göre en yüksek beklenti +9.90, en düşük beklenti ise +2.92 puan olarak gerçekleşti. Ekonomik takvime bakacak olursak, yurt dışında Amerika'daki seçim sonuçları, faiz kararı, FED'den gelecek faiz kararı ve istihdam verileri en önemli gündem maddeleri olarak görünüyor. Bugün Türkiye saatiyle 22'de FED faiz kararını bekliyor olacağız. Ardından da Başkan Powell tarafından düzenlenecek basın toplantısı yakından izlenecek. Piyasalarda FED'den herhangi bir faiz hamlesi gelmesi beklenmiyor. Faizin %0.25 seviyesinde tutulacağı tahmin ediliyor. Bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası faiz kararı da gelecek. Banka karar açıklama saatini erkene çekti. Normalde Türkiye saatiyle 15'te planlanan açıklama yine Türkiye saatiyle 10'a alındı. Karara gerekçe olarak ise öğleden sonra Hazine Bakanı tarafından yapılacak açıklama gösterildi. Piyasalar BOE'dan herhangi bir faiz hareketi beklemiyor. Varlık alımlarının ise 745 milyar sterlinden 825 milyar sterline artırılması bekleniyor. Bu arada İngiliz basınında bankanın toplantıda faizleri negatif bölgeye itmeyi değerlendirebileceği haberlerinde yer aldığını gözlüyoruz. Yarın da gözler Amerika'dan gelecek istihdam rakamlarına çevrilecek. Geçtiğimiz ay tarım dışı istihdam 661 bin, işsizlik oranı ise %7.9 olarak açıklanmıştı. Analistler yeni ayda 600 bin istihdam sağlanacağını, işsizlik oranının da %7.6'ya gerileyeceğini düşünüyor. Yurt içi tarafa bakacak olursak bugün açıklanacak yabancı portföy hareketleri ve haftalık para banka istatistiklerini takip edeceğiz. Yarın da hazinenin Ekim ayına ilişkin nakit bütçe verileri açıklanacak. Gelecek hafta da cari işlemler ve sanayi üretimi verilerini izliyor olacağız. Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz Neslihan Köroğlu, aktarmış olduğun değerli bilgiler için. Şimdi öncelikli olarak evet, yurt içi ve yurt dışında oldukça yoğun veri akışı da var. Bugün saat 10 itibariyle normalde İngiltere Merkez Bankası'nın yine faiz kararı öne çekildi. Türkiye saati itibariyle saat 10 itibariyle karşılıyor olacağız kararı. İngiltere Merkez Bankası'nın alacağı kararda da aslında herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor. Fakat tahvil alım programına ilişkin yine en genişleyici adımların da atılması bekleniyor. Bu süreç içerisinde pandemi etkisi altına alınması ve Avrupa'nın merkez üssü olması dolayısıyla buradaki yine tahvil alım programına da devam edeceğine yönelik, aslında tahvil alım programına yönelik açıklamalar Merkez Bankası'ndan bekleniyor. Bunun yanında yine saat akşam 10 itibariyle ise Türkiye saatiyle 22 itibariyle FED toplantısı söz konusu. FED'in toplantısında da Neslihan Köroğlu'nun da aktarmış olduğu gibi herhangi bir faiz artırımı beklenmiyor. Fakat bundan sonraki ekonomik büyüme perspektifine, projeksiyona, ekonomik projeksiyona yönelik de yine bu pandemi sürecinin getireceği ve bundan sonraki yine hamlelerine yönelik sinyalleri verecek olan Powell'ın konuşması söz konusu olacak. Buradaki basın toplantısında yine takip ediyor olacağız. İçeride baktığımız zaman ise içeride de aslında bu süreç içerisinde biraz daha kendi yine gelişmekte olan ülke kurlarına aslında bir nevi bağlanmış, bu kendi ülke kurlarına da yönelik aslında bu süreç içerisinde değerlemelerin olduğu ve gelişmekte olan ülke kurlarının evet, şu anda yine konuğumla birlikte değerlendirmeye devam ediyor olacağım. Evet, Barış Ürkün bizlerle birlikte oluyor olacak. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü. Barış'a selamlar, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Yayınlar, günaydın. Teşekkür ediyorum. Şimdi Barış, başkanlık seçimi dedik, geldi çattı. Başkanlık seçimi sonucunu bu kez alamıyoruz. Bu süreçte Biden her ne kadar koltuğun sahibi gibi şu an önde yarışı götürüyor olsa da Cumhuriyetçiler, daha doğrusu Trump ve ekibi bu yarışı bırakmayacak gibi. Ne dersin öncelikli olarak bunun varlıklara yansıması, bir de borsa açılışını da merak ediyorum. Yani tahminini merak ediyorum. Forex anketini aldığımızda analistlerin tamamı pozitif bir açılış bekledi. Dün itibariyle %1.47'lik bir açılış söz konusu, artı primle kapattı. Bunun altında yatan neden nedir? Çünkü Biden etkisi biraz daha sanki endeksler üzerinde negatif bir etki yaratır gibi duruyordu. Mahkemeye evrilen bir süreç. Analizler böyleydi ama bugün geldiğimiz noktada primler görmeye başladık. Neyin fiyatlaması bu?
Yani açıkçası evet, yani şimdi seçime bakarsak dün itibariyle gelen sonuçlara tabii karışık bir sonuç ortaya çıkıyor ve süreç de uzayacak gibi gözüküyor. Yani gelen haberlere göre bakıldığında işte bazı eyaletlerde bu durum mahkemeye taşınacakmış gibi gözüküyor. Yani özellikle baktığımızda Pennsylvania, Michigan, Wisconsin'de Trump yasal itirazda bulunmuş. Burada herhalde süreç biraz bunu uzatacak gibi gözüküyor. Yani buna ilişkin bir miktar belirsizlik fiyatlaması belki önümüzdeki günlerde olabilir. Fakat piyasa şu anda onu öyle görmüyor. Sonuçlara bakıyoruz bir taraftan. İşte Biden'ın son sonuçlara göre 264 sandalyeye ulaştığı gözüküyor. 214 de Trump'ta var gözüküyor. Yani ben şimdi yayına gelmeden hemen önce baktığımda şu anda tam bir 5 eyalet var sonucu henüz açıklanmamış. Bunlar içerisinde bu 5 eyaletin 4'ünde Trump önde gözüküyor ve kilit noktada olan eyalet şu anda Nevada. Orada Biden önde. Yani burada şöyle bir sonuç var aslında. Eğer bu 5 eyaletin 4'ünü eğer Trump gerçekten kazanırsa, bu şekilde olursa 268 sandalyeye ulaşacak. 264 kalacak Biden. İşte bu noktada Nevada özellikle kilit olacak. 6 sandalye var orada. Bunun sonucu biraz çetrefil olabilir. Çünkü burada sayımlar durduruldu. Burada sonucu da bekleyecek piyasalar diye düşünüyorum. Yani o yüzden bugünden sonra biraz daha yani fiyatlamalarda dalgalanmanın artacağı bir süreç de olabilir. Yani açıkçası ilk baktığımızda fiyatlamalar şu anda Biden lehine döndüğü için görüntü. Yani orada Biden eğer başkan seçilirse sonraki süreçte Trump'ın gerçekleştirdiği politikaların işte tersini yapacak ihtimali biraz. İşte Çin ile ilişkilerin düzeltilmesi, iklim anlaşmasından geri adım atılması gibi mesela. Ya da daha politika normlarına uygun davranış biçimi sergileceğine beklentiler. Yani biraz daha bu noktada normalleşme adımından atılabileceğine beklentilerin biraz riskli faktör üzerine yansımaların açısı gördüğümüzü düşünüyorum. Tabii şöyle de bir durum var. Mavi dalga olmadı. Mavi dalga olmadığından kaynaklı olarak da bakıldığında Senato'da şu anda bir çekişme var. Yani son sonuçlara göre baktığımda 48-48 eşitlik var sandalye sayısında, ama orada Cumhuriyetçilerin öne geçme ihtimalinin olduğundan bahsediliyor. Temsilciler Meclisi de şu anda Demokratlar'da gibi gözüküyor, öncesinde olduğu gibi. Hani burada sonraki sürece bakacak bence piyasalar biraz daha. Bir seçim atmosferi belirsizliği biraz daha sürecek, o kesin. Mavi dalga olmadı. Yine bölünme var şu anda kongrede. Bunun da etkisiyle işte mali teşvik konusunda tabii ki oraya değinmemiz lazım. Bu beklentilerin nasıl bir şekilde alacağı. Çünkü Biden başkan olursa bu noktada Senato eğer Cumhuriyetçilerde kalırsa yani burada yine öncesinde olduğu gibi görüşmelerde tıkanmalar ve zorlanmalar, anlaşma konusunda bir uzlaşma konusunda bir sonuç alınmama ihtimali olabilir. Bunun fiyatlaması önümüzdeki günler içerisinde belki de görülebilir. Ama kısa vadede baktığımızda az önce bahsetmiş olduğum Biden'ın gelip gelme etkisinin özellikle ABD endekslerinde, Nasdaq üzerinde özellikle, teknoloji hisselerinde üzerinde özellikle pozitif etkiler yarattığını görüyoruz. Bunun diğer ülkelere yansımaları da pozitif oldu. Bizim tarafa baktığımızda da borsa tarafında yukarı hareketlerin devam ettiğini gördük gün boyu. O yüzden şu aşamada yine ABD vadelindeki pozitif görünüm de devam ediyor. Yine bu etkiyle bence. Ama dediğim gibi bu az önce değindiklerim önümüzdeki günler için yine de akılda tutup ona göre de biraz daha yorumlarımızı yapmamız gerekiyor. Ama kısa vadede baktığımızdaki pozitif görüntü Borsa İstanbul tarafında da bugün için pozitif açılış açısı işaret ediyor gibi de gözüküyor diyebiliriz. Seviyeleri istersen yine konuşuruz. Seçim için bunları söyleyebilirim açıkçası. Şimdi bundan sonraki süreçte evet, yani sabah işte yine siyaset bilimi hocamıza da sordum. ABD'nin Çin ticaret gerilimi gelişmekte olan ülke kurları üzerine baskı yaratırken aynı zamanda yani endeksler üzerine de ciddi yine satışlara sebep olmuştu. Tabii. Biz bunu yıllardır da tartışıyoruz. Dolayısıyla artık bu politikanın sonuna mı gelindi? Biz artık ticaret savaşı değil, bir nevi münazaradan mı başlayacağız? Yani münazarayı mı konuşuyor olacağız şeklinde aslında söylemlerimiz biraz daha Amerika'nın Çin'e karşı davranışı yumuşayacak gibi duruyor. Burada endekslerde işte bundan sonraki süreçte, yani mahkeme sonrasında da Biden'ın koltuğa oturmasıyla beraber aslında tam beklenenin aksine çok daha yani endekslerdeki yükseliş söz konusu olabilir mi Barış? Şimdi tabii yani gerçekten hani Çin konusunda Biden diyelim ki başkan oldu, her şey bitti, Biden başkanlık koltuğuna oturdu. Gerçekten Çin politikası tam anlamıyla değişikliğe uğrayacak mı? Belki de hani bunu da tartışmamız lazım. Hani ben az önce söylemiş oldum, bence bu beklenti fiyatlaması olarak herhalde bunu değerlendirmemiz lazım gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü Amerika'nın uzunca bir süredir devam eden bir Çin'le anlaşmazlığı var. Yani Trump tabii başlattı bunu, ama bu Amerika'nın bir devlet politikası da olabilir.
Yani Biden geldikten sonra evet bazı söylemleri var bu konuda. Ticaret ilişkilerini tekrardan normale döndürme çabasıyla ilişkin görüntüleri var aslında. Ama ortada bir dünyada değişen güç dengeleri de var uzunca bir zamandan beri. Bu güç dengeleriyle bir mücadele var bu noktada. O yüzden de hani Biden başkanlığı geldikten sonra açıkçası hani Çin konusunda hani gerçekten somut iyileşme yönünde bir adım atar mı atmaz mı bu noktada tam anlamıyla ben emin olamıyorum. Kendi açımdan evet. Tam anlamıyla düşünüyorum. Böyle bir durum olacağı ortaya çıktığı noktadan itibaren yine aslında yani yine beklentiler devreye girecektir. Bunun bir fiyatlamasını belki de görebiliriz. Özellikle Biden'ın önceki söylemlerinden sonra böyle bir politika yönelmesi. Şimdi belirsiz bir süreç ama hani olma ihtimalinden bahsediyoruz bunu. Ama piyasalar tabii bundan ziyade daha kısa vadeli beklentilere biraz daha bence odaklanacaktır diye düşünüyorum. Onun fiyatlamasını kısa vadede görebiliriz. Ya şu aşamada dediğim gibi bölünmüş bir yapı olursa eğer sistemde Amerika'da yani bunun mali teşvik beklentileri üzerinde bir olumsuz etkisi olabilir. Bunu şu anda hisse senetlerinde görmedik. Ama tahvil piyasasında mesela gördük. Yani 0.95'lerden ABD 10 yıllık tahvillerinde sert bir geri çekilme meydana geldi. Yani bu hani Biden'ın gelmesinden sonra o Senato ile Temsilciler Meclisi'ndeki işte farklı yapıda olunması durumu anlaşmazlık ihtimalini burada fiyatlamış gözüküyor. Sonraki aşamalarda bence biraz daha herhalde piyasaların gidişatını seçim atmosferinden gelecek haberlere göre değerlendirmemiz gerektiğini açıkçası ben düşünüyorum. Çünkü çok daha yeni, dün seçimler işte tamamlandı, sayımlar devam ediyor. 5 eyalette sorun var hala. Bazı eyaletler için mahkemeye başvurulacak ve bununla ilgili süreç biraz daha uzayabilecek. Bu belirsizlik biraz da zaman alabilecek. O yüzden de bunun biraz da piyasa üzerindeki etkisini önümüzdeki günlerde biraz da dalga boyutu biraz da artmış bir şekilde bence görme ihtimali olabilir. Yani ilk etapta olumlu fiyatlamanın tersi de olabilir. O yüzden hani dikkatli olunması anlamında bunu bu şekilde yorumlamak isterim açıkçası. Barış, kurla devam etmek istiyorum. Dün diğer para birimleri değer kazanırken TL'de tutunmaya çalıştı. Bundan sonraki süreçte kurun seyrine baktığımız zaman aslında dün çok volatil bir gündü TL vali açısından da. Ne dersin? Evet, şimdi kurda tarafında 8.47 civarındayız şu an itibariyle. Yani aslında benim izlediğim iki tane direnç vardı bu hafta için. Bir 8.38 vardı, bir de 8.54 vardı. Yani bunlardan 8.54'ü zaten 3 Kasım'da denedik. Yani oraya kadar çıkıp geri geldik. Ve şimdi yine aslında yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi gelişmekte 12 para birimleri dün aslında dalgalı bir seyir izledi. Burada dediğin gibi seçim atmosferi içerisinde gelen sonuçlar, yani gelen haberler içerisinde İbrenin bir taraftan diğer tarafa değişkenlik gösterdiği eyaletler bazında gelen sonuçlarda işte bir taraf Trump'a doğru yöneldi, bir tarafa Biden'a doğru yöneldi. Burada sert fiyatlamalar gördük. Bu bağlamda da kur tarafında da aslında baktığımızda yine de yani 8.40'ın altında çok kalıcı olmayan bir hareket olduğunu açıkçası görebiliyoruz. Yani burada önümüzdeki süreç yani zaten hani geçmişten gelen hani bilinen gelişmeler kapsamında kurun yukarı hareketini açıklayabiliyoruz. Şu aşamada kur için şimdilik çok daha fazla böyle aşağı yönlü hareket olur beklentisi içerisinde açısı kısa vadede değilim. Özellikle 19 Kasım'a kadar Merkez Bankası'nın ne gibi adımlar atmaya devam edeceği, yani ekstra başka adım atacak mı atmayacak mı bence. Beklentin bu da, var mı Barış? Önemli. Burada devreye girmek istiyorum. Çünkü çok tartışmalar geliyor. Geçen hafta da yine aynı şekilde yinelmiştim ama takvim dışı bir faiz artırım kararı gelir mi? Ne dersin? Ya vallahi bu soru biraz açıkçası cevaplaması gerçekten zor. Şöyle belki denilebilir. Yani ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine bakıyoruz. Bu sabah baktığımda mesela %14 sınırına kadar gelmiş. Yani geçtik gitti penceresinde orada faizimiz %14.75. Yani 75 bas puanlık bir alan kaldı. Bu daha fazla sıkılaştırma adımı olarak bakıldığında. Yani kurun 8.54 civarında tutunabilmesi durumu eğer devam ederse 19 Kasım'a kadar Merkez Bankası'ndan ben çok o toplantıya kadar yani şurada beklenmedik bir toplantı yapmasını açısı pek beklemiyorum. Ama sınırına yaklaştığımız için de geçtikide penceresine doğru yaklaştığımız için de mutlaka bir 19 Kasım tarihinde para politikası kararında bir faiz arttırım kararının gelme ihtimalinde olduğunu açısı ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi toplantı öncesinde bir ekstra bir alınacak bir karar açısı beklentisi içerisinde şu anda değilim ama olur da böyle 8.54 üzerinde çok daha hareketlilik artarsa böyle volatilite yükselirse yani o zaman belki düşünebilir ama şimdiki görüntüde öyle bir beklentimin olmadığını açıkçası söyleyebilirim. Evet, son olarak ise altını sormak isterim. Çünkü altın biraz daha aslında Joe Biden'ın başkanlığı kazanma ihtimaliyle birlikte ve bunun yanında da Senato'nun da Cumhuriyetçilerde kalmasıyla birlikte 1900 doların üzerinde yatay bir seyir gerçekleşiyor. Buna ne dersin? Evet.
Şimdi ons altında yani bence bugün bir güvenli varlık fiyatlaması olduğunu düşünüyorum. En azından tutunmaya neden olarak bunu söyleyebiliriz aslında. Çünkü tahvil faizlerinde dediğim gibi az önce bir gerileme oldu. Sert bir geri çekilme oldu. Güvenli varlıkları bir kayma var. Yani bu da ben altın talebi olarak da yansıyabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan da hep konuştuğumuz mali teşvik beklentileri vardı. Bu da altına destek oluyordu. Şimdi tabii karışık bir durum var ortada. Dediğim gibi henüz çok erken Amerika seçimlerinin sonuçlarını konuşmamız için eyalet sayısı azaldı ama o eyaletler sorunlu. Özellikle Nevada bence herhalde buradaki kilit nokta olacak. Buradaki sayımlar henüz tam anlamıyla yeniden başlamadı. Türkiye saatle sanırım 1'de başlayacak tekrardan. Gece 1'de sanırım. Yani burada bunu sonuçlara göre bence piyasa değerlendirecek ama benim şu andaki görüntüm yani görüşüm ons altında en azından 100 günlük hareketli ortalama üzerinde bir seyrin devam ihtimali olduğu. Yani seçim atmosferi belirsizliği sürdükçe, mali teşvik konusundaki belirsizlikler devam ettikçe bunun ekonomik beklentilerdeki bozulma fiyatlaması güvenli varlık olarak altına talep yaratabilir. Tahvil faizlerinde gördüğümüz gibi, tahvil fiyatlamasında gördüğümüz gibi. O yüzden ben ons altında özellikle 1875-1890 civarı üzerindeki tutunma olduğu müddetçe yani kısmi de olsa yukarı hareketin devamını beklerim. Şu aşamada sanki biraz beklemeye geçmiş gibi gözüküyor. 1915-1920-1940 civarlarına doğru dirençlerimiz var. Ben açıkçası biraz daha önünün görülmesi de gerektiğini düşünüyorum. Özellikle seçim konusunda sonuçların ne olacağı, gelecek haber akışları bence burada belirleyici olacak. Ama güvenli varlık fiyatlaması artı mali teşvik beklentileri tekrardan devreye girerse ons altın için şu an için yön zaten benim için hala yukarı olmaya devam ediyor. Trend anlamında yani. Ons altın için çok fazla aşağı yönlü beklentimin olmadığında şu aşamada bahsettiğim destek seviye üzerinde kaldıkça söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz Barış aktarmış ben olduğun için. Bilgiler için. Efendim her hafta olduğu gibi yine Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le beraber piyasaları değerlendirdik. Özellikle başkanlık seçiminin endeksler üzerindeki yansıması. Bununla birlikte yine altın fiyatları ve kur üzerindeki fiyatlamaları da görüyor olacağız. Şimdi evet genel fiyatlamalara da son olarak bakmak isterim. Genel fiyatlamalarda an itibariyle dolar TL'de yine yukarı yön söz konusu. 8.46-65 seviyesinden işlem görürken euro TL'de de yine 9.94-85 seviyesinden sepet kurda da yükseliş devam ediyor. Bir tarafta bakıyoruz yine sepet kurda da 9.21 gram altında ise 519 seviyesinden işlem görüyor. Bunun yanında Forex anketinde hatırlatmış olalım. Forex anketinin güne yükselişle başlaması bekleniyor BIST endeksinin. BIST endeksi açılış fark değerine göre ilişkin medyan bek tahmini artı 4.17 puan olurken ortalama tahmin ise açılışta artı 4.95 puan seviyesindedir. Forex'in 25 aracı kurum analistiyle yapmış olduğu ankette en yüksek beklenti artı 9.90 puan olurken en düşük beklenti ise artı 2.92 puan seviyesinde. 25 analistin tamamı bugün BIST endeksinde pozitif açılış tahmininde bulundu efendim. Programımızın sonuna geldik. Birazdan ilk seansta Perihan Tantu ve Cenk Akyoldaş sizlerle birlikte olacak.